Meltem Ana Haber Bültenimizden merhaba sayın seyirciler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün de yine bültenimize dair konuklarımız olacak. Bültenimizde evet. 4 artı 4 Türkiye gündemi ve bunun haricinde gelişen gelişmeler var. Ve tabii haftanın ilk iş gününde merhaba diyoruz. Cuma günü iyi bir hafta sonu sizlerle olsun diyerek veda etmiştik izleyicilerimize. Yine haber maratonumuza başladık. Tabii haber durmuyor ama biz biraz gerisindeydik. Evet, yetişmeye gayret ediyoruz. Hep iyi umutlarla başlıyoruz. Umarız bundan sonra şehit haberleri gelmez demiştik ama maalesef geliyor sayın seyirciler. Ama son derece önemli bir analizle bültenimize başlayalım diyoruz. Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında verilen 25 şehit hala ailelerine teslim edilemedi. Olayın nasıl gerçekleştiği de netlik kazanmadı sayın seyirciler. Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu konuyu ele aldı. Farklı gündemlerle meşgul olan siyasileri Türkiye gündemine dönmeye çağırdı. Bu gelişmeyi size ayrıntılarıyla aktaracağız ama önce bültenimizde neler var? Başlıklara göz atıyoruz. Profesör Doktor Haydar Baş, Afyon-Suriye bağlantısını yazdı. Türkiye gündemine dönülme vaktidir dedi. Orta Doğu'yu sarsan saldırı. Halep'te isyancı terörü 17 kişiyi öldürdü. 40'dan fazla yaralı var. 8 ayda 88 şehit. Genelkurmay terörle mücadelenin detaylarını açıkladı. Şemdinli'de güvenlik göçleriyle teröristler çatıştı. 2 şehidin ateşi Malatya ve Sivas'a düştü. Cari açık, dış ticaret açık, işsizlik derken ekonomi alarm veriyor. %4'lük büyüme hedefi tutmayacak. Ders zili minikler için çaldı. 66 aylık çocuklar okula başladı. Ayrıntılar şimdi. Bir taraftan elbette olaylar ve hayat devam ediyor ama... Evet. Asıl önemli konu Afyonkarahisar'daki cephanelik patlamasında patlamanın nasıl olduğu, niçin olduğu ve siyasilerin tavrı netlik kazanmadığı için de elbette değil mi akıllarda peş peşe sorular var. Konuya dair çeşitli açıklamalar evet. var ama dediğiniz gibi hala netlik kazanmadı. Bu evet. konu üzerine ilginç bir analiz var, onu hemen sizlerden alalım. Son derece alalım. Önemli bir analiz. Biraz önce de sizlere açıkladığımız gibi Profesör Doktor Haydar Baş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde konuyu kaleme aldı. Zaten bir hayli bu konunun üzerinde derinlemesine duruyor ve yazı şöyle başlıyor. Bir devlet adamının en önemli vasfı içte ve dışta meydana gelebilecek tehlikelere karşı ayık olmasıdır. İşte bu cümleyle başlayan yazı bakın nasıl devam ediyor. Bir devlet adamının en önemli vasfı içte ve dışta meydana gelebilecek tehlikelere karşı ayık olmasıdır. Ancak bu bakış açısıyla milletine faydalı olarak hizmet edebilir. Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 25 evladımızın şehadetine neden olan patlama hadisesi henüz aydınlanmamıştır. Olayın vuku anında o mahalle hareket eden bazı devlet yetkilileri, ilmi mesnede dayanmadan yaptıkları açıklamalarda kaza hükmünü vermişlerdir. Genelkurmay Başkanlığı ise bir beyanda bulunmak için gerekli delillerin olmadığından yola çıkarak adeta yetkilileri ikaz etmişti. Afyon'daki vahim hadise, kardeş Suriye'de halen yaşanan muhalif saldırıların bir manada benzeri sayılabilir. Zira Suriye muhalefetini ABD ve İsrail desteklemektedir. Rus yetkililer son beyanlarında Suriye'de bir savaşa asla müsaade etmeyeceklerini açıkladılar. Yani Rusya, Suriye muhalefetinin ve ona destek olanların karşısında olduğunu bir kez daha yineledi. Türkiye'de Rusya'nın bu sert tepkisinden sonra konuşma yapan başbakan ise muhaliflerin icraatlarını destekler mahiyette beyanlara devam etmiştir. Bu cepheden bakıldığında Erdoğan'ın Kerbela vahşetine benzettiği Suriye probleminin müsebbibi olanları sınırlarında ağırlayan Türkiye'de Rusya'nın müsaade etmeyecekleri arasında yer almaktadır. Dini liderler zirvesinde yapılan Kerbela yorumu bizce sadece vahşetin mantığında benzeşmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Allah rızası umularak şehit edilmiştir. Bugün Suriye halkını zulümden kurtaracağını ilan edenler de Allah adına hareket ettiklerini söyleyerek kendilerini ve milleti kandırmaktadırlar. Benzeşme sadece zulmün ve vahşetin mantığındadır.
Bunun dışında hak ve batıl mücadelesinin en güzel örneklerinden biri olan İmam Hüseyin'in şehadeti, İslam'ın korunması ve muhafazası için kanını esirgemeyen bir Allah dostunun Hakk'a yürüme davasıdır. Cenab-ı Hakk'ın küffar ve cehennemlik olduğunu beyan ettikleriyle, üstelik onların planlarına dahil olarak gerçekleştirilen Müslüman avı ise hiçbir şekilde mübarek Kerbela olayıyla özdeşleştirilemez. Toplantıda yer alan farklı din temsilcilerinin Türkiye'de gönül bağı olduğu çevrelerin bulunduğu malumdur. Suriye muhalefetini haklı gören bir irade, yarın Türkiye'deki bu çevrelerin hak arama taleplerini nasıl reddedecektir? Suriye'de yapılanların müsebbibi olarak hedef tahtasına oturtulan Şii dünya ise Kerbela günü ve bugün hakkın tarafı olarak safını korumaktadır. Bu sebeple Müslüman'ı adres göstermek olayları merkezinden uzaklaştıracağı gibi büyük bir ahiret vebalini de getirmektedir. İçinden geçtiğimiz zor günlerde devlet adamlarımızdan beklediğimiz önce kendi sıkıntımızın halli için hangi çözümleri getirecekleridir? DNA testi ile kimlikleri tespit edilebilecek kadar parçalanan vatan evlatları henüz ailelerine teslim edilememiştir, olay üzerindeki sır perdesi kalkmamıştır. Her gün duyar hale geldiğimiz terör saldırıları artarak devam etmektedir. Bizce Suriye gündemi bir kenara ve kendi haline bırakılarak tüm mesaiyi Türkiye'ye ve Türk halkına harcamanın vaktidir. Profesör Doktor Haydar Baş. Ve sayın seyirciler, bu analizin ardından cephanelik patlamasıyla alakalı olarak pek çok soru işareti var kafalarda. Bu patlamayla sarsılan Afyonkarahisar'da çevreye saçılan mühimmatların toplanmasına devam ediliyor. Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA testleri henüz sona ermedi. Bu nedenle şehitlerin ailelerine teslimi de gecikiyor. Afyonkarahisar'daki cephanelik faciasının yankıları sürüyor. Uzman ekipler hem şehit uzman çavuş Mete Saraç kışlasında hem de çevresinde aralıksız çalışıyor. Çevreye saçılan mühimmatın büyük bir kısmı toplandı. Patlamanın üzerinden 5 gün geçmesine rağmen çevredeki evlerden hala bomba çıkıyor. Kışlacık köyündeki evinde tamirat yapan bir vatandaşın bulduğu bomba uzman ekipleri harekete geçirdi. Ev baştan aşağı arandı ve bulunan bombalar imha edilmek üzere kışlaya götürüldü. Cephanelik faciasında şehit düşen askerlerin Ankara Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA çalışmaları ise sürüyor. Kimlik tespitleri bitmediği için cenazeler ailelere teslim edilemiyor. Şehit yakınları parçalara ayrılmış durumda. Bir kısmı GAT önünde evlatlarının naaşını beklerken bir kısmı memleketlerinde taziyeleri kabul ediyor. Burası patlamada şehit düşen Er Kadir Aydın'ın Aksaray'daki baba ocağı. Aksaray Valisi Selami Altınok ve İl Jandarma Komutanı Vekili Hakan Eşitken acılı aileyi ziyaret etti. Aydın ailesi evlatlarına kavuşup onu layık olduğu şekliyle son yolculuğuna uğurlamak istiyor. Şemdinli'de güvenlik güçleriyle teröristler çatıştı. İki şehidin ateşi Malatya ve Sivas'a düştü. Birazdan... Sabotaj mı, kaza mı? Afyon'da 25 askerimizin şehit olduğu cephanelik patlaması gizemini koruyor. Son iddia CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Patlamanın sabotaj olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, cephaneliğin cep telefonuyla havaya uçurulmuş olabileceğini öne sürdü. Size üst düzey komutanlarla konuştunuz ve onların size %99 oranında sabotaj olduğu ve patlamanın cep telefonuyla gerçekleştiği yönünde efendim. Sayın Kılıçdaroğlu, durur musunuz? Tartışılan bir konu arkadaşlar, bu tartışılan bir konu. Bir gazeteye verdiği demeçte konuyu üst düzey bir komutana sorduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, kimin yaptığına dair şu an bir bilgiye ulaşılamamış. Sabotajı %99 doğrulayan birkaç ihtimalden birisi telefon. Dışarıdan çaldırıldığında harekete geçen bir mekanizmadan söz etti komutanlar. %1 ihtimali dışlamadan sonucu görmeliyiz dedi. CHP liderinin bu açıklamasına hükümet kanadından Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ cevap verdi. Patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Bozdağ, Sayın Kılıçdaroğlu böylesi elim, canımızı yakan, 25 evladımızı alan bir hadisenin üzerine konuşurken dilerim ki tahminler üzerine değil,
doğru bilgiler üzerine konuşsun. Böylesi konularda tahminler üzerine spekülasyon yapmak fevkalade yanlıştır dedi. Şemdinli'de güvenlik güçleriyle teröristler çatıştı. İki şehidin ateşi Malatya ve Sivas'a düştü. Afyon, Şırnak, Beytur Şebap derken Türkiye'ye son acı haber Hakkari Şemdinli'den geldi. Bağlar Köyü yakınlarında bulunan Boğazköy Köprüsü kırsalında sürdürülen operasyon sırasında akşam saatlerinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada uzman çavuş Güner Erdem ve piyade er Çetin Doğan şehit olurken 7 asker de yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Asker Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İki şehidin acı haberleri baba ocaklarına ateş gibi düştü. Burası şehit er Çetin Doğan'ın Sivas'ın Zara ilçesindeki baba evi. Terhisine 3 ay kala şehit olan erin evinden gün boyu ağıt sesleri yükseldi. Acıyı en derinde yaşayanlardan biri de şehidin 1,5 yıllık eşiydi. Makbule Doğan kocasının bandanasını koklayarak acısını bastırmaya çalıştı. Aynı acıyı Malatyalı Erdem ailesi de yaşadı. Şemdinli'deki çatışmada şehit düşen uzman çavuş Güner Erdem'in Hekiman ilçesinde yaşayan ailesi acı haberle adeta yıkıldı. Güner Erdem de evliydi ve henüz 15 gün önce baba olmuştu. Evet, Afyon'daki patlama ve cephanelik olayını konuşurken Şemdinli'den gelen haber de yine bugün maalesef iki şehit daha dedirtti haber bültenlerinde ve yüreğimize ateş gibi düştü, o evlere düştüğü gibi. Ateşi şüphesiz düştüğü yeri yakıyor, hayat devam ediyor ama o insanların hayatları daha bir başka devam ediyor. O acı, o sızı Türkiye'yi bir kez daha dağladı. Sayın seyirciler, Türkiye dün bir şehit daha vermişti. Uzman onbaşı Gökhan Öz, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde mayın patlaması sonucu şehit olmuştu. Uzman onbaşı memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye bir kınalı kuzusunu daha ebediyete uğurladı. Allahu Ekber. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde arazi taraması sırasında teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan uzman onbaşı Gökhan Öz, memleketi Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi sabah saatlerinde morgdan alınarak Ulukışta ilçesine bağlı Çiftehan beldesine götürüldü. Şehit uzman onbaşının buradaki cenaze törenine annesiyle kız kardeşinin gözyaşları damga vurdu. Doyamadık sana kuzum. Kuzum ekmek bulup yemedik miydim? Doya doya sarıldım. Durun ya. Durun ya. Durun. Yerim. Bizden böyle benim. Düğünüm böyle mi olacaktı? Bizden böyle. Şehit piyade uzman onbaşı Gökhan Öz'ün naaşı kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan şehit Gökhan Öz'ün 2007 yılında Çanakkale Zaferi'nin canlandırıldığı bir tiyatro gösterisinde rol aldığı ve oyunda senaryo gereği şehit düştüğü ortaya çıktı. Kendi isteğiyle şehit asker rolünü üstlendiği belirtilen uzman onbaşının tiyatro oyununda yerde yatması ve üzerine Türk bayrağı örtüldüğü görüntüler yürekleri bir kez daha yaktı. Ya bazen böyle acı tesadüfler üst üste gelince insan daha bir duygulanıyor. Daha fena oluyor. Sayın seyirciler, Batı destekli PKK terörüne son ayda, son 8 ayda 88 şehit verdik. Açıklama Genelkurmay Başkanlığından. Verilen bilgiye göre bu dönemde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 373. Terör son 10 yılın zirvesine çıktı. Batı destekli PKK terörü son aylarda saldırılarına hız verdi. Doğu ve Güneydoğu'dan hemen her gün şehit haberleri geliyor. Genelkurmay Başkanlığı son 8 ayın terör bilançosunu açıkladı. Buna göre Şubat-Eylül arası dönemde toplam 88 askerimiz şehit oldu. Şehit olan 88 Mehmetçik'ten 54'ü ise profesyonel asker. Genelkurmay Başkanlığı aynı dönemde terör örgütüne karşı 974 operasyon gerçekleştirdi.
Bu operasyonlardan 400'ü Hakkari bölgesinde, 328'i Şırnak bölgesinde, 114'ü Siirt bölgesinde, 132'si de Tunceli bölgesinde gerçekleştirildi. Verilen bilgiye göre bu operasyonlarda 330 ölü, 10 yaralı, 33 yakalama olmak üzere yurt içinde 373 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay açıklamasında sık sık gündeme gelen insansız hava araçları ile ilgili de şu dikkat çekici bilgi yer aldı. İnsansız hava araçları, uydudan alınan resimler gibi geniş bir alanı değil, kameraların özelliği nedeniyle 200 metre çarpı 200 metrelik bir alanın resmini alabilmektedir. Bu nedenle geniş coğrafyada devam eden terörist faaliyetlerin tamamını aynı anda izleme imkanı bulunmamaktadır. Orta Doğu'yu sarsan saldırı. Halep'te isyancı terörü 17 kişiyi öldürdü. 40'tan fazla yaralı var. Birazdan. Sayın seyirciler, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiriyor ve Orta Doğu'da Suriye bir kez daha isyancı terörüyle karşı karşıya kaldı. Suriye'de isyancı terörü devam ediyor. Halep'te patlatılan bombalarda 17 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Başkent Şam isyancılardan arındırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ise bir kez daha Suriye konusunda masaya oturdu ve karşı karşıya geldi. Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Rusya'yı Suriye tavrından vazgeçirip işgale ortak etmeye çalıştı ancak bu gerçekleşmedi. Rusya lideri Putin ve Dışişleri Bakanı Lavrov, Esad yönetimine olan desteklerinden vazgeçmeyeceklerini bir kez daha açıklamalarla belirttiler. ABD ve Batılı ülkeler tarafından her türlü silah desteğinin sağlandığı isyancılar Suriye'de kan dökmeye devam ediyor. Ülkenin en büyük kenti Halep'te bombalar patlatıldı. Patlamalarda en az 17 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin de yaralandığı duyuruldu. Devlet televizyonu, hasar görmüş binaların ve enkaz içinden yaralıları kurtarmaya çalışan kurtarma ekiplerinin görüntülerine yer verdi. Resmi haber ajansı SANA, saldırının bu bir tuzağa yerleştirilmiş bir araçla gerçekleştirildiğini açıkladı. Devlet televizyonu, başkent Şam'da isyancıların eline geçen bölgelerin geri alındığına işaret eden görüntüler yayımladı. Görüntülerde kalabalık, askerleri sevgi gösterileriyle karşılıyor ve Esad'a destek sloganları atıyor. Suriye'nin bir numaralı destekçisi Rusya ise net tavrını devam ettiriyor. Bu tavır Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne de yansıdı. ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton zirveye katılan isimlerdendi. Clinton burada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı, gerçekçi olmalıyız. Rusya ile Suriye'ye aynı pencereden bakmıyoruz. Bu durum devam edebilir dedi. Clinton buna rağmen isyancılara desteği artıracaklarını belirtti. Putin ve Lavrov ise isyancılara destek kesilmeden Suriye'deki olayların sona ermeyeceğini belirtti. Beşar Esad'a olan güvenlerini yineledi. Asya Pasifik zirvesinde füze kalkanları da gündeme geldi. ABD'nin füze radar sistemlerini eleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov karşı hamlelerini açıkladı. Lavrov, Rusya ve Çin'in Asya Pasifik bölgesinde eşit ve bölünmez yeni bir güvenlik yapısı için çalıştığını belirtti. Şimdi Ankara stüdyomuzda bu Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili dış politika uzmanımızı ağırlıyoruz. Sayın İlhan Gültekin var. Hemen selamlayalım İstanbul'dan. Hoş geldiniz Ankara'ya, iyi akşamlar Sayın Gültekin. İyi akşamlar. Rahat duyduk. Faruk'la başlayalım, sorusunu yöneltsin, ardından evet, benim de sorularım olacak. Ben hemen sorumu yöneltmek istiyorum Sayın Gültekin. Türkiye, Suriye ve bu hatta ince çizgide gelişen olayları muhakkak sizlerle değerlendireceğiz. Suriye'de gerçek dostlar Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı deniliyor. Bütün basın bunu yazdı, özellikle yurt dışında ve bunun da Rusya ve Çin olarak atfedildiğini gördük. Rusya ve Çin'in son zamanlarda bir ittifakı söz konusu. Özellikle Rusya'dan sert açıklamalar geliyor. Bu çerçevede neler olur, neler biter, ileriki adımlar nelerdir, olaylar hangi seyirde gelişiyor? Şimdi Rusya ve Çin deyince zaten bu ifadenin içerisinde pek çok şey gizli. Çünkü Rusya ve Çin evet Suriye'de bir ittifak halinde. Fakat aynı zamanda hani
Uydu devletleri de hesaplarsanız aralarında dünyanın en uzun kara sınırı bulunan iki devlet. Evet. Şu anda her ne kadar Kanada, Amerika görünse de. Türkiye'de de Sayın Başbakan mesela ve çevresindeki yetkililer olsun, yandaş medya olsun sürekli şunu dile getirdiler. Rusya'nın ikna edilmesi an meselesi. Hele Çin çok çok daha rahat ikna olunacaktır. Oysa bakın geldiğimiz noktada Rusya ve Çin birbirine sırtını vermek, birbirine tam anlamıyla destek olmak konusunda gittikçe işbirliğinin dozunu artırıyorlar. Her ülkede farklı noktalarda, farklı yerlerde Batı'yla mücadele içerisinde. Çin mesela hem Japonya'yla hem de Çin Denizi'nde veya Büyük Okyanus'ta Amerika Birleşik Devletleri ile çok ciddi bir mücadeleye girmiş durumda. Bu Çin'in Rusya'ya olan ihtiyacını ve desteğini artırıyor. Rusya'da diğer tarafta Kafkaslardaki karışıklıklar arttıkça umulanın hesaplananın aksine Çin'i bütün dünyada zor bulabileceği, nadir bulunabilecek bir dost olarak görme temayüline giriyor. Yine füze kalkanı meselesi de Rusya'yı aynı yönde etkileyen, tesir eden bir başka faktör. İşin ilginç bir tarafı belki görülemeyen noktada bu oldu. Rusya ve Çin'in birbirine yakınlaşıp Batı'ya kafa tutmasına çok büyük ve güçlü bir destek geldi. Nereden? Bağlantısızlar hareketiyle zirve noktasını gördüğümüz, Tahran'da somut biçimde gördüğümüz Güney ülkesinden yani 3. Dünya ülkelerinden. Bu Batı'nın karşısına hakikaten güçlü bir blok çıkardı ve Suriye'de bunun neticelerini yaşıyoruz. Suriye'de hakikaten de ibre Batı'nın aleyhine döndü. Hani en güçlü, en güvenilen taraf olan basın kampanyaları konusunda bile, internet konusunda bile Suriye muhaliflerini destekleyen Batı güdümlü medyanın veya Batı güdümlü ağızların neredeyse geriye düştüğünü, artık internette olsun, haber konusunda olsun tarafsız veya olaya diğer taraftan yaklaşan isimlerin de son derece güçlü bir biçimde sesini çıkarttığını, zaman zaman mesela işte yapılan foto montajları açığa çıkarttıklarını, oynanan oyunları açığa çıkarttıklarını görüp yaşıyoruz. Evet. Bu tabii umulmayan bir denge değişikliği oldu. Maalesef bu oyunun kaybedeni de Türkiye. Çünkü Türkiye aslında hani kazansa da kaybedecek bir konjonktürdeydi. Evet. Suriye'de soyunduğu rolü başarıyla tamamlasa, Esad rejimini devirse İsrail'le komşuluk, ABD ile yeni bir komşuluk ve yeni bir Kürdistan bölgesiyle komşuluk gibi bir hediye paketi alacaktı. Ama Suriye'de işler istenen şekilde gitmeyince de bu defa Suriye rejiminin ve Suriye'yle yakın ilişki içerisinde bulunan dünyanın neredeyse Batı dışındaki tamamının düşmanlığının bir numaralı hedefi haline geldi. Sayın Gültekin, biz sizi bırakmak istemiyoruz. Sırada ibretlik diyebileceğimiz, böyle nitelendirebileceğimiz bir haber var. O haberin detaylarını sunalım. Yine gündemimize döneceğiz. Çünkü gündemden hiç kopuk değil. Lütfen ayrılmıyorsunuz bizden. Sayın seyirciler, Suriye'de Beşar Esad'a batılı ülkelerden aldıkları 20 bin dolar karşılığında isyan eden teröristler malumunuz Türkiye'de misafir ediliyor. Osmaniye'de bulunan isyancılar için yemek ihalesi açıldı. İhalenin şartnamesi dudak uçuklattı. Yemekler etsiz olmayacak, pirincin kırık olmayanı tercih edilecek, meyveler çok sert veya çok yumuşak olmayacak, tatlılar birinci sınıf olacak. Acaba aynı özen kendi vatandaşımıza gösteriliyor mu sorusu elbette insanın zihnini kurcalıyor. Van depremini hatırlayacaksınız. Depremin sembolü olan Yunus'un ailesine verilen sözler havada kaldı. Bir taraftan da bunu hatırlatıyor bize bu yaşadıklarımız. Ankara'ya götürülen aile ev kirasını ödeyemediği için Erciş'e geri döndü. Dana, koyun eti, olgun çürüksüz meyve ve pirinç. Hem de kırıksız olanından. Bitmedi, yanında da yemekten sonra lezzetle yenecek cezerye tatlısı ve meyveler. İştah kabartan bu gıdalar 5 yıldızlı bir otelin menüsüne ait değil. Bu ziyafet Suriye'de ülkesine isyan edip Türkiye'ye sığınan isyancılar için hazırlanacak. Osmaniye'de 10.366 isyancı için yemek ihalesi açıldı. Belirlenen şartlar 5 yıldızlı restoranları aratmadı. Şartnameye göre yemekler şu özelliklerde olacak. Suriyelilere dana ve koyun eti, kırıksız pirinç, lezzetli meyve, cezerye tatlısı, yüksek randımanlı ekmek verilecek. Bahsi geçen kuru gıdalar normal büyüklükte olacak. Yemeklerde zeytinyağı, mısır özü ya da ayçiçek yağı ve domates salçası kullanılacak.
Sıcak yemekler 65-70 derece, soğuk yemekler 7 derecede muhafaza edilecek. Yemek dağıtımını yapan firma elemanları logolu tişört veya önlük giyecek. Bono maske ve eldiven takacak. Bitmedi. Kıymalar taze, kokusuz ve veteriner damgalı olacak. Meyvelerin ise mevsim meyveleri olup taze ve kaliteli olmasına özen gösterilecek. Meyveler yenilebilecek olgunlukta, lezzet ve renkte olacak. Üstelik çok sert ve yumuşak da olmayacak. Tatlı menüsünde ise süt mamulleri, kompostolar, aşure, cezerye, helvalar yer alacak. Bu tatlılar birinci sınıf pastanelerden satın alınacak. Sırf Batı istedi diye ülkesinde isyan eden ve birçoğu terörist olarak adlandırılan isyancılar için hükümet her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündü. Peki ülkemizde zor durumda yaşayan vatandaşlar için de aynı hassasiyet gösteriliyor mu? 10 ay önce Van'daki depremlerde 650 kişi hayatını kaybetti. Kış ortasında binlerce kişi mağdur oldu, çadır ve yemek sıkıntısı çekildi. Hatta çadırda ısınmaya çalışan 12 kişi yanarak can verdi. O depremin sembolü haline gelen Küçük Yunus hayatını kaybetti. Ailesi çeşitli vaatler verilerek Ankara'ya götürüldü. Verilen sözlerin hiçbiri tutulmayınca o aile Ankara'da perişan oldu. 9 kişilik aile 8 ay kaldıkları Ankara'da kirayı bile ödeyemez duruma gelince zar zor yol parası denkleştirip Erciş'e geri döndü. Sayın Gültekin'i tekrar ekranda göreceğiz ama bu haberi özellikle aktardık. Bütün bu gündem içinde son derece çarpıcı ve önemli. İbretlik diyerek aktardık sayın seyirciler. Evet, gerçekten. Acaba yaşlılarımız var. Onların bakıldığı bakım evlerinde ya da çocuk esirgeme kurumunun yurtlarında bu çocuklarımıza aynı özenin gösterilip gösterilmediğini bilmiyoruz. Oralardan da çok vahşi görüntüler bir dönem yansımıştı. Ama bir taraftan bir ülkenin isyancılarına bu özen inanılır gibi değil. Memurlar da işçiler de zam için tur üstüne tur atsınlar hükümetle diyerek Sayın Gültekin'e dönelim. Sayın Gültekin, iyi akşamlar diliyorum tekrar öncelikle. Sayın Gültekin az önce de Türkiye'nin dış politikasını ve Orta Doğu eksenli kaybettiği bu dış politikasını sizlerle konuşuyorduk. Bütün bu gündemin haricinde yine bu aktardıklarımızın ve konuştuklarımızın dışında da bazı gelişmeler yaşanıyor. Eksi negatif gelişmeler bunlar. Tarık El Haşimi denilen devlet adamı olarak ifade edilen veya böyle adlandırılan bir kişi şu an Türkiye'de barınma ve gıda ve her türlü ihtiyacı karşılanarak en lüks seviyede açıklamalarda bulunuyor. Türkiye acaba ben bu noktada şunu sormak istiyorum. Haşimi olan desteğinde neyi amaçlıyor ve Haşimi olayına tam olarak bakacak olursak bunu nasıl görmeliyiz? Neden? Tarık El Haşimi bir Sünni olduğu için Irak'tan def-üref edilmedi. Tarık El Haşimi Irak'taki terör odaklarıyla, karanlık odaklarla yakın ilişkisi ortaya çıktığı için Irak tarafından kovuşturmaya uğratıldı. Ve hemen Talabani ki zamanında biliyorsunuz Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Yani evet. Talabani'nin yardımcısıydı. Talabani sahip çıktı. Ardından Talabani'nin sahip çıkmasının yeterli olmayacağı anlaşıldı. Ve Irak Kürt devletçi, Kürt bölgesi kapılarını ve bağrını açtı Tarık El Haşimi'ye. Orada konuşlandı. Sonra bunun da mümkün olmayacağı anlaşıldı. Ve Türkiye'ye hemen gönderildi Haşimi. Bir yandan da bütün bu olaylar esnasında yani kendisine uygun yer aranırken Tarık El Haşimi Irak'ta terör olaylarından elini çekmedi. En son geçtiğimiz hafta biliyorsunuz neredeyse yüze dayanan insanın öldüğü çok kanlı eylemler Tarık El Haşimi ile doğrudan doğruya bağlantısı ispatlandı. Ve Türkiye'nin tabii yani Tarık El Haşimi Türkiye'de tutunamasa ne olurdu diye bir soru var. Hemen ya İsrail ya doğrudan doğruya Amerika Birleşik Devletleri topraklarında misafir edileceği zaten Türkiye'nin bundan önceki son eşik olduğu da ifade ediliyor. Tarık El Haşimi'nin Irak'ta oynadığı rol bir kere mezhep kavgası çıkartmak. Yani Sünni kıyafetinde, Sünni görünüşünde insanları, teröristleri evet. kullanarak Şiilere karşı saldırı düzenlemek ve Şii görüntülü insanları kullanarak yine Sünni hedeflerine saldırı düzenlemek idi. Bu nedenle kovuşturuluyor. Bu nedenle hakkında çok evet. ağır iddialar var ve idam cezasına kadar gitti bu durum. Tabii Tarık El Haşimi'nin Irak Adaleti tarafından, yanlış anlaşılmasın, Sünni ve Şii mezhep kavgası demiyorum.
Irak devletinin mahkemeleri tarafından idama çarptırılmışken, suçu sabit görülmüşken, Türkiye'de halen bir devlet adamı kimliğiyle misafir ediliyor olması, her türlü imkanın kendisine sunuluyor olması ve Türkiye üzerinden terör eylemlerine devam ediyor olması tabii Türkiye'nin uluslararası prestijine korkunç bir darbe anlamına geliyor. İyi akşamlar. Cari açık, dış ticaret açık, işsizlik derken ekonomi alarm veriyor. %4'lük büyüme hedefi tutmayacak. Birazdan. Ve ekonomide çok fazla miktarda alarm var. Eğitim sistemindeki alarmdan ekonomiye geçiyoruz. Cari açık, dış ticaret açığı, işsizlik ve enflasyon gibi ekonomik veriler alarm vermeye devam ederken hükümetin güvendiği büyüme rakamları da beklenenin altında kaldı sayın seyirciler. İkinci çeyrekte büyüme rakamı resmi olarak %2.9. Bu %4'lük hedefin bir hayli altında. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan durumu fren balataları sıyrılmaya başladı sözüyle özetledi. Ekonomi derinince ilgili bakanların ve Başbakan Erdoğan'ın her defasında bahsettiği büyüme rakamları tersine döndü. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %2.9'la beklentilerin altında büyüdü. Üstelik bu büyümenin arkasında kamu harcamaları ve İran'ın satın aldığı yüklü miktarda altın var. Bu iki kalemde olmasa büyüme rakamı çok daha düşük olacaktı. Büyümenin frene basmasında vatandaşın tüketimi durdurması da etkili oldu. Tüketim ikinci çeyrekte %0.5 daraldı. Hükümet yıl sonu için %4 büyüme hedefi koymuştu. Ancak bu hedefin tutmayacağı bugünden belli oldu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyümenin yıl sonunda %4'ün altında kalmasının sürpriz olmayacağını ifade etti. Temmuz ve Ağustos ayına ait rakamlar da hiç parlak değil. Yani 3. çeyrekte de büyüme beklentisi yok. Bu duruma en çarpıcı yorum Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'dan geldi. Çağlayan, ihtiyatlı olalım derken fren balataları sıyrılmaya başladı dedi. Ve sayın seyirciler, şimdi hayatımızdaki ince bir ayrıntıya değineceğiz. Kredi kartlarınızı kırıp çöpe attığınızda kart masraflarından kurtulacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz istemeden adresinize ulaşan ya da kullanmadığınız kartlardan aidat alınmaya devam ediliyor. Bankaların verdikleri kredi kartları tüketiciye sorun olmaya devam ediyor. Tüketicinin istemeden adresine ulaşan ya da iptal ettirdiğini sandığı kartlar ileriki yıllarda büyük bir borç olarak geri dönüyor. Kredi kartı sahiplerinin şikayet portalı şikayetvar.com'a gönderdiği şikayetler yeni sorunları gün yüzüne çıkardı. Tüketicilerin kırıp attıkları kredi kartları yıllar sonra hem aşırı borç çıkartıyor hem de icralık ediyor. İşte bir mağdur tüketicinin isyanı. Bankaya ait kredi kartım eksi bakiyeye düşmüştü. Tüm borcu 2 TL fazla ödeyip kapattım ve kartı iptal edin dedim. Cevap olarak kartınızı kırabilirsiniz yanıtını aldım ve çıktım. Yıllar sonra 500 TL'den fazla borcum olduğu gerekçesiyle bana haciz işlemi başladığını söylediler. Hesapları kontrol ettirdim ve para yatmış ama kartım iptal olmamıştı. Peşinden ekstra ücreti diye 2,5 TL para kesilmiş ve hesap tekrar eksiye düşürülmüş. Onun üzerinden yürüyen faiz avukat masraflarıyla beraber 500 TL'yi geçmiş. Peki bu tür olumsuz vakalar yaşanmaması için ne yapılmalı? Uzmanlar kullanılmayan kartların bizzat bankaya kadar gidilip iptal ettirilmesi gerektiğini belirtiyor. Zira kart iptal ettirilmediği sürece kart aidatı gelmeye devam ediyor. Kartı kuryeden imza karşılığı alan tüketiciler bu tarihten sonraki tüm harcamalarından sorumlu tutuluyor. Ve şimdi de sıra dışı bir haberle devam ediyoruz. Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir çiftçi yetiştirdiği bal kabağıyla görenleri şaşırtıyor. Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Kayaköy'de çılgın bir çiftçi 174 kilogram ağırlığında bir bal kabağı yetiştirdi. Muzaffer Yazıcı, hobi olarak başladığı bahçe işinde bu seviyeye kadar ilerledi. Bu kabağı ben hobi olarak yetiştirdim. Dev kabağı görenler gözlerini ondan ayıramıyor. Ya bu kabağın köylüler çok ilgisi çok fazla. Ya diyebilirim ki bu kabağı 5-600 kişi ziyaret etti yani. 10 kilo falan yetişirdi de başka yetiştiremezdik. Böyle büyük kabak hiç yeni görüyoruz yani. 174 kiloluk dev kabağı 4 hatta 5 kişi ancak taşıyabiliyor. Bu sıra dışı kabağı bıçakla kesmek de elbette mümkün değil. Tek çare balta.
Yazıcı hiç mütevazi olmayan bir üslupla 174 kilogramın acemilik işi olduğunu belirtiyor. Ben kendimi başarısız olarak buluyorum. Yani gelecek yıl bu kabağın 200 kilo üzerinde yetiştirmeyi hedefliyorum. Köy sakinleri ise yazıcıya rakip olmaya hazır. Yenisine inşallah hepimiz yapacağız, yani yarışmaya gireceğiz. Ve bültenimizin sonuna geldik. Yüzünü çiftçiler güldürüyor diyecektim. Evet, haber bültenimizin sonunda. Evet sayın seyirciler, bugünlükte aktaracak olduğumuz haberler bunlardı. Bütün gelişmeleri sizlere aktardık. Gözünüz ve gönlünüz bizimle olsun diyoruz. Değerli seyircilerimiz, yarın yine birlikte olacağız. Yarına kadar sağlıklı, güzel bir akşam sizlerle olsun. Esen kalın.